Merhabalar. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta dersimizde grup, kurum ve rol kavramlarını görmüştük sizlerle birlikte. Şimdi ödevimize geçmeden önce şöyle ufak bir hatırlatma yapalım. Grup dediğimiz şey, bireylerin bir araya gelmesiyle ve en az iki kişinin oluşturduğu çıkarları ortak olan topluluklardı. Gruplarda insanlar birbirleriyle tanışık olurlardı. Yani yoldan geçenlerden bir iki kişi bizim için grup kategorisine giremezdi. Grupların dışında bir de kurum başlığımız vardı. Kurumsa toplum ihtiyaçlarını olabildiğince düzenleyen, olabildiğince yerine getirmeye çalışan örgütlenmelerdi. Örneğin toplumun güvenlik ihtiyacını karşılayan kurumlara örnek verirsek emniyet veya jandarmayı bunun içerisine alabiliriz. Veya toplumun eğitim alanında eksiklerini gidermesine, ihtiyaçlarını gidermesine örnek verirsek onlara da okul başlıklarımızı açabiliriz. Gruplarda ve kurumlarda ortak bir şey verilmiştik, o da aileydi. Aile bizim üyesi olduğumuz ilk grubumuzdu. Yine aile aynı zamanda toplumdaki en küçük kurum olarak karşımıza gelmekteydi. Hem gruplarda hem de kurumlarda benim üzerime düşen görevlere ise rol demiştik. Örneğin okul kurumu içerisindeki rolüm öğretmen olmaktı. Aile grubu veya aile kurumu içerisindeki rolüm evlat, kardeş, abla olmak gibiydi. Şimdi okulumuz öğretmenleriyle birlikte size bu ödevi pekiştirmek amacıyla şöyle bir video hazırladık. Videomuza geçmeden önce de hemen ödevimizi hatırlatıyorum size. Ödevimiz, içinde bulunduğumuz grup veya kurumlardaki rolleriniz nelerdir diye sormuştum. Hatta bunun içerisine aile bireylerinizi de katarsanız oldukça sevinirim demiştim. Haydi şimdi birlikte videomuzu izleyelim. Merhaba çocuklar. 5. sınıflarda roller, statülerle ilgili bir ödev çalışmanız varmış. Ben de kendi rolümle ilgili, toplumsal hayattaki kendi rolümüzle ilgili sizlere kısaca bir bilgi aktarmak istedim. Hepinizin bildiği üzere tanıştığımız ve tanışamadığım arkadaşlarım var aranızda ama Aydın Ateş ben, ortaokul müdür yardımcısı diyerekten yeniden bir kendimi tanıtayım. Müdür yardımcısı olmanın getirdiği belli başlı sorumluluklarım ve yükümlülüklerim var arkadaşlar. Toplumsal hayatta hepimiz kendi rolümüzle ilgili belirli görev ve sorumluluklar üstleniriz. Ve bu görev sorumlulukları yerine getirerek toplumda işlenen çarkın bir parçası oluruz. Ben de bir müdür yardımcısının görevinin neler olması gerektiğini kısaca şöyle size anlatayım. Ve toplumsal hayatta bir müdür yardımcısının neler yaptığını azıcık size anlatmış olayım istiyorum. Müdür yardımcısı okul müdüründen sonra okulda gelen ikinci derecede yetkilidir. Aynı zamanda okulun eğitim öğretim programlarının yürütülmesinden ikinci derecede sorumlu olan kişidir. Okul içerisindeki işleyişin genel anlamda yürütülmesinden ve takibinden, ders programlarının hazırlanmasından, günlük ders akışının takibinden birinci derecede aslında müdür yardımcısı sahada sorumlu olarak görevini devam ettirir. Bunun haricinde müdür yardımcısının görev ve sorumlulukları arasında okul düzenini sağlamak, öğrenci davranış değerlendirme kurulunu toplayabilmek, öğretim kurumları yönetmeliğine uygun bir şekilde okulun iç işleyişini hazır bulundurmak ve çeşitli denetimlerde okulu temsil etmek olarak da tanımlayabilirim ben size. İşte hepimizin şu an içerisinde bulunduğu statü gereği, rol gereği belli başlı sorumlulukları var. Bugün sizler nasıl öğrenciyseniz, öğrenci olmanın gerektirdiği sorumlulukları yerine getiriyorsanız, yarın büyüdüğünüzde, meslek edindiğinizde siz de belli başlı rollere ve statülere sahip olacaksınız. Orada da kiminiz doktor, kiminiz mühendis, kiminiz avukat, kiminiz şoför, kiminiz belli başlı meslek gruplarında çalışıyor olacak. İşte orada da hepiniz içerisinde bulunduğunuz meslek grubuna ait bir şekilde rollerinize uygun bir şekilde hayatınızı devam ettiriyor olacaksınız. Evet, bugün ben size okul müdür yardımcısı olarak seslenmiş oldum ve kendi rolümü birazcık tanıtmış oldum. Ödeviniz için bir nebze de olsun umarım faydalı olabilmişimdir. Görüşürüz çocuklar. Çocuklar, hepinize merhabalar. Bugün sizlere rollerimden bahsetmek istiyorum. Ben akraba grubu içerisinde teyze rolündeyim.
Aile grubu içerisinde ise hem evlat, hem abla, hem kardeş, hem de eş rolündeyim. Yani sizlerin de görebildiği gibi aynı kurum ya da grup içerisinde farklı rollere sahip olabiliyoruz. Okul kurumunda öğretmen rolündeyim. Amacım sizlere matematiği sevdirmek ve güzel bir şekilde öğrenmenizi sağlamak. Evet çocuklar, bizden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni ödevlerimizle görüşmek üzere. Hoşçakalın.